Değerli izleyiciler, sevgili okurlar, seyirciler, dinleyiciler, artık neyseniz işte, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bugün bahsedeceğim mevzu aslında geçen hafta biraz da müsebbi olduğu mevzu. Bir arkadaşım WhatsApp grubundan bana bir video yolladı. Ben de o videoyu işte çeşitli arkadaşlarıma yolladım. Bir baktık ki akşamına kıyamet kopuyor. Bir konuşma, ismi lazım değil, bir vatandaş karşısına kamerayı almış benim şimdi aldığım gibi. Ama ağır zırvalama halinde. Şunu söyleyeyim bir kere mevzuyumdan önce. Hepimiz şansa yaşıyoruz. Bu memlekette tecavüze, tacize uğramamış olmamız, kadınlı erkekli hepimizin ırzımıza geçilmemiş olması büyük bir mucize. Çünkü memlekette ciddi bir sapıklık olduğunu hissetmeye başladım ben. Hiç böyle bilmezdim ben bu ülkeyi. Meğersem böyleymiş. Buna da bu bahsettiğim videodan geldim bu kanaate. Adam koymuş karşısına kamerayı, anlatıyor. Diyor ki, asansöre kadınla erkeğin bir arada binmesi caiz mi? Şimdi şeytanın aklına gelmedi. Benim hayatımda düşündüğüm bir mevzu diye yani asansöre kadın erkek beraber biner mi? Hani otobüsü, treni, vapuru falan filan ayırdık ama artık anladığım kadarıyla binalara harem selamlık asansörler söz konusu. Çünkü amcaya göre değilmiş. Niye? Çünkü kadınla erkek binerse ve eğer bir de yalnız kalırlarsa eğer, Allah muhafaza o asansör diyor ki 10 kat falan çıkıyor. Bu da 1-2 dakika sürüyor. Her şey olabilir. Ulan tavşan mısın be şerefsiz? 2 dakikada ne oluyor? Allah seni kahretmesin. Senin cinsel sorunların demek ki kafanla yeterli değil. Aşağıda da sorun var. Bismillah yani. Tövbe estağfurullah. Hem de diyor ki, bu da yetmiyor. Diyor ki hani o arada bir şey olmamışsa bile. Asansör diyor ya arıza yaparsa. Asansör durdu. İçeride 10-15 dakika bazen daha fazla kaldıkları zaman diyor neler olur neler. Ben bu babanın fantazi dünyasını çok merak ediyorum. Yani neler yaşıyor acaba? Yani neler kuruyor? Mesela asansöre bindi de herif herhalde bir asansöre bir kadın bindi de bu muhakkak Allah'ım bütün bildiği duaları okuyarak şu asansör inşallah kalır diyordur herhalde. Ya aslında devletin bu adamın fotoğrafını veya sosyal medyada bunun fotoğrafını yenemek lazım. Sakın aynı asansöre binmeyin diye. Ama tek kişi değil bu. Belli ki bunun gibi kalabalık bir güruh var memlekette. Yani asansörcüler diyeceğiz biz bunlara. Yeni tarikat. Asansörü tarikatı. Ne yaparsınız? Abi biz asansöre bineriz. Bir punduna getirdik mi arıza marıza anında biz de arızaya geçeriz. Ya ayıptır ya. Artık asansördeki binen kadına da bu gözle bakıyorsanız, yani yolda para düşürürseniz sakın eğilip almayın. Aman dikkatli olun. Yani bunların önünde falan böyle sakın bir yanlış farklı pozisyona girmeyin. Yemin ederim ki bunlar, akılları gitmiş bunların. Hani rahmetli bir büyüğün lafı vardı. İki başı vardır, biri çalışsa öbürü çalışmaz diye. Bunların üst baş gitmiş. Ta pede hiçbir şey kalmamış. Orası kilitlenmiş başka bir tarafa ve ya bu ülke bu muydu kardeşim? Yani asansöre kadınla binilmekten dolayı rahatsız olan, daha doğrusu rahatsızlığının ortaya çıkmasından korkan insanlar ülkesi miydi bu ülkeye? Vay biz neymişiz ya? Vay biz bunca yıldır vallahi iyi kurtarmışız bir tarafımızı ya. Tövbe estağfurullah. Ve bunu da din, iman falan diye böyle sakal böyle, cübbe üstte falan böyle anlatıyorlar bunu ya. Yemin ediyorum değerli izleyiciler, Allah hepinizi korumuş bugüne kadar. Sizi, eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu ama dikkatli olun. Hakikaten dikkatli olun. Bu adamın resmini ben koyacağım yakında internete. Bu adamla asansöre asla binmeyin. Çünkü bunlar yeni bir tarikat. Asansörüler.